kurabilirdik. Peki o zaman bu kadar büyük paranın çıkışı hangi çevrelerin neden rahatsız ediyor Sayın Özdemir ve siz nasıl çıktığını anlatıyordunuz. Nasıl çıkabilir böylesi büyük bir para? Şimdi tabii bu paranın çıkışı Berat Albayrak dönemine rastlıyor. Hı hı. Özellikle o dönemde Merkez Bankası'nın gerçekten özellikle doların 7 lira olduğu seviyeleri hatırlayın. O dönemde yurt dışına ilginç bir şekilde paraların çıkmaya başladığını görüyoruz. Ve bunu Merkez Bankası yine arka kapı operasyonu diyoruz ya, hı hı, sürekli kamu bankaları aracılığıyla birileri ısrarla oradan satış yaptı. Yani Merkez Bankası bunu ya da Merkez Bankası demeyelim de kamu bankaları, hı hı, aracılığıyla mevcut ekonomi yönetimi doları tutma adı altında, ki bana göre bu kişilere iskontolu dolar satışı yapıldı, bakın iskontolu. Yani siz eğer ülkenizde uyguladığınız ekonomik politikanın ne sonuca varacağını bilmiyorsanız, zaten siz yönetici değilseniz, biliyorsanız ve buna rağmen o doları 7 lirada 6.50'de ısrarla tuttuysanız, bunun arkasında bir art niyet vardır. Ve gerçekten de bu 418 milyar doların büyük bir bölümü, 18 milyar doların büyük bir bölümü, hı hı, ortalama 10-12 lira fiyatlarla çıkmıştır. Bakın aslında rakam, ortaya çıkan rakam çok daha büyük bir, hı hı, rakam. Bu giden Türkiye'nin kendi kaynağı. Ha, ne, nereye gitti? Bu para büyük bir ihtimalle, ki bunun mutlaka, hı hı, gerek MASAK gerek Merkez Bankası'nın, hı hı, da kayıtları vardır. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da Sayıştay'ı bu konuda göreve çağırıyor. Sayıştay bunu bulmaması imkansız. Belki bu paranın bir bölümünü bulmaları teknik olarak mümkün olmayabilir, 50-60 milyar dolarını. Ancak büyük bir bölümünün kimin tarafından nasıl çıkartıldığı kesinlikle ve kesinlikle devletin kayıtlarında vardır. Peki bu para nasıl çıktı? Bu para Merkez Bankası'nın fon transfer sistemiyle yurt dışında özellikle İngiltere kaynaklı ağırlıklı bir çıkış yaptığını görüyoruz. Bunların bazılarının düzenlenen belgesinde yurt dışı yatırım olarak görülüyor. Yani siz yurt dışında ya gayrimenkul alıyorsunuz, hı-hı, ya yatırım yapıyorsunuz. Bu yatırım nedir? İşte fabrika alırsınız, arsa alırsınız, benzeri bir şeyler alırsınız. Ama bu para Türkiye'den çıkmış. Çıkış gerekçesi de yatırım ve gayrimenkul alımına dayanıyor. Bunların rakamları ben CHP'nin de pek dikkate aldığını sanmıyorum. Yani 50 bin, 100 bin, 300 bin, buradaki çıkan paraların çok büyük paralar. Yani evet, 700 milyon dolar, 800 milyon dolar parçalar halinde çıkmıştır. Ha, bu para şu anda tartışılması gereken başka bir konu var bence. Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi geri döndürülmesi mümkün bir para mı? Yani teknik olarak biz bunun teknik olarak mümkün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü nasıl bugün tahkim tartışılıyorsa, tahkimde bir mantık, bir hayatın olağan akışına dayalı sözleşmeler şartı aranıyor ise tahkimde, bu konuda da Türkiye'nin eli güçlü. Çünkü Türkiye bu paranın gayri resmi bir şekilde, tamam resmi yoldan çıkarıldığını, ancak Türkiye'nin kendi kaynaklarına ait, Türk halkına ait bir para olduğu inanılıyor. Ha, burada tabii ki büyük bir tartışma konusu da şu: bu parayı kim çıkarttı? Bakın, kim çıkarttı? Bence burada tartışılması gereken, elbette CHP'nin elinde ya da bu iddiayı ortaya atanların elinde böyle bir belge vardır. Ancak bu belgeyi bugün CHP'de olmasa dahi, aradan 10 yılda geçse, 20 yılda geçse, Merkez Bankası, Hazine ve MASAK, bakın MASAK, hı hı, çok önemli bir kurumdu. Bu kurumlarda olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak alınması mümkün mü? En azından 200 milyar doların ben teknik olarak alınmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Bakın 200 milyar dolar diyoruz. Bırakalım 200'ü. Bu paranın sadece 100 milyar doları gelse dahi bugün doların fiyatı 14-15 liraya düşer. Yani Türkiye'ye bugün, hatırlıyorsunuz işte Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3 milyar dolar, 4 milyar dolar gibi bir parayı alabilmek için 40 takla atıyor Türkiye. Swap yapabilmek için 40 takla atıyor. Bakın Hazine geçen yıl Aralık ayında 2,5 milyar dolar için %10 dolar bazında faiz verdi. %10, düşünebiliyor musunuz? Yani siz yurt dışından 2 milyar dolar para borç alıyorsunuz ve bu paranın, sizden çıkan paranın kat kat daha fazlası. Yani Türkiye şu anda sizin çocuğunuz, benim çocuğum
bu paraların faizini ödüyor. Yani Türkiye için büyük bir refahtır eğer gerçekten CHP bunu getirebilirse. Bunun ben 400'ünü istemiyorum. Yani sadece 100 milyar doları emin olun ki Türkiye'ye refah seviyesini kat kat artıracaktır. Türkiye'nin dış borcunun önemli bir şekilde azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle CHP'nin bu adımından ya da Kemal Bey'in bu adımından rahatsız olunması son derece doğal olarak görüyorum. Yani buradaki rakamı 418 milyar olarak hiç görmüyorum bile. Ya derken 100 milyar doları bile, geldim. 100 milyar doları bile bizim için çok önemli bir rakam. Çok çok önemli. Siz de ifade ettiniz biraz önce özellikle yine bu altılı masa toplantısında yaşanan kriz sonrası sosyal medya hesabında bir kez daha hatırlattı bunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve o beşli çete olarak adlandırdığı müteahhitlerin önüne seçimden sonra bir fatura olarak koyacağının bir kez daha altını çizdi. Şimdi rakam o kadar büyük ki Sayın Özdemir, Türkiye'nin 11 ilini ki biri de sizin memleketiniz aslında Adıyaman'dı. 11 ilinde büyük yıkım yaratan, ardında çok acı, çok ağır bir bilanço bırakan depremin bir anlamda da ekonomik büyüklüğünü hesaplamaya çalışıyoruz günlerdir. Elbette önümüzdeki günler içerisinde daha net ortaya çıkacak ama uzmanlara göre, dünyanın çeşitli kurumlarının yaptığı hesaplamalara göre 80-85 milyar dolar gibi bir tablo karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan bile aslında anlayabiliriz bu paranın neden bu kadar büyük bir para olduğunu, çok çok aslında bize net anlatan örneklerden biri. Ne dersiniz? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani 85 milyar dolarlık bir hasarın olduğu Dünya Bankası, diğer bazı kuruluşlar tarafından net bir şekilde ifade ediliyor. Yani bu bölgenin öyle toplanan yardımlarla işte Mahmut abi sen de 10 milyon fazla ver, 5 milyon fazla verlerle bu oradaki sorunun çözülemeyeceğini gösteriyor. Yani elbette yardımlaşma, dayanışma çok önemlidir ama oradaki o bölgedeki depremin yarattığı hasarın çözülebilmesi için çok büyük rakamlar gerekiyor. Evet. Ve şu anda Türkiye'nin öyle bir rakamları yok. Çünkü neden yok? Türkiye'nin bütün kaynakları işte görüyoruz bu yap iş devret modeliyle yurt dışına çıkartıldığını görüyoruz. Bakın buradaki rakam aynı zamanda yap işletlerin de tartışılmaya açılmasına neden olacaktır. Çünkü buradaki sözleşmeler biliyorsunuz hepsi kapalı. Şirket sırrı olarak, ticari sır olarak ve burada en önemli sorun bu perdenin kalkması. Yani ivedi olarak biz bugüne kadar yapılan şehir hastaneleri, köprüler ve daha birçok otoyolların sözleşmelerinin şeffaf bir şekilde incelenmesi halinde zaten bu rakamın nereye, kim tarafından çıkartıldığını net bir şekilde göreceğiz. Evet. Elbette biraz önce de ifade ettiğim gibi o paranın bir bölümü de gelmesi Türkiye'de doğudaki o depremin enkazının hızla kaldırılıp o bölgenin hızla kalkınmasına neden olacaktır. Zaten onun dışında da Türkiye'nin kalkıp da 20 milyar dolar, 30 milyar dolar bulup o bölgeye yatırım yapabilecek ekonomik bir gücü yok maalesef. Evet. Bakın Türkiye'nin şu anda CDS'leri gereği borçlanması halinde yurt dışı kaynak gerekiyor. Mutlaka o depremin hasarının yeniden telafi edilmesi, orada üretimin yeniden geçirilmesi, orada milyonlarca insanın mağduriyetinin giderilmesi için ivedi olarak 20 milyar dolar ile 35 milyar dolar arası bir para gerekiyor. Bu para şu anda kasası eksi 60 milyar dolara dayanmış bir ülke tarafından kaldırılabilecek bir hasar değil. Bu nedenle Türkiye'nin acil olarak o paraya ihtiyacı var. Yani bunun CHP tarafından mı yapılır, başka siyasi parti tarafından mı yapılır bilemem. Ama Türkiye'nin tek şansı bu 418 milyar doların bir bölümünün gelmesi diyebiliriz. Bu aynı zamanda çocuklarımızın, geleceğimizin de refah içerisinde yaşamasına neden olacak, borç yükünden kurtulmasına neden olacak. Ben şahsen bu 418 milyar doları duyduğumda çok heyecanlandım. İnşallah böyle bir irade gerçekleşir ve en azından bundan sonrası için örnek olur diye düşünüyorum. Evet, sanıyorum bu kısmı